Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber 2023-2024 futbol sezonunda giyilecek yeni sezon formaları puanlayacağız. Yanımda bu işlerin ustası Mustafa var. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Nevzat abi. Ne yaptın? Yaşın öyle biraz. İyi, sen ne yaptın? İyi vallahi. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Mustafa eski videolarımızdan hatırlayacaksınız. Birkaç videomuz var küçükken. Büyüdün be Mustafa. Evet, gelmesin bence ekrana. Bak geldi. Gelmeden olmaz. Şu an bir utandım arkadaşlar. Evet, o görüntüdeki benim. Mustafa o dönemden sonra futbolunu geliştirdi. YouTube kanalı açtı. Kaç abone oldu? 93 bin. Şu an o zaman Mustafa 100 bin yapıyoruz arkadaşlar. Ona da abone olun. Evet, bu videoda yeni sezon formalar çıktı biliyorsun. Aynen. 2023, yeni sezon formalar 2024. Çıktı. Bir dünyada formamız var. 30-35 tane forma var herhalde. 38 tane de. Gelsin o zaman ilk formamız Fenerbahçe ile başlasın. Açalım. Açalım. Bu arada bu kadar çok yeni sezon formayı bize sağlayan Slam Tekstil'e teşekkür ederiz İbrahim abiye buradan. Selamlar. Selamlar İbrahim abi. Nostaljiye kaçmış. V yaka. Yani V yaka ben de hiç sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Sıfır yaka formaları seviyorum. Otokoç. Ali Koç'un olabilir belki. 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 Şimdi çırıklı yapmışlar. Sonra bakmışlar geçen seneki formayla aynı. Demişler ki bari kolunu beyaz yapalım. Atlet gibi olmuş adam. Evet, maalesef. Ben de geçen senenin forması var, direkt almıştım. O formanın kollarını kesip içime de bu tişörtü giyersem ne olur? Aynı forma. Yeni sezon forma. İşte okey bence. Para vermeden beyin bedava. Adam çözmüş ya. Kaç veriyorsun onun üzerinden? Bu sezon Fenerbahçe'ye puanım 10 üzerinden 5. Vallahi 5. Yine iyi verdim bu arada. Bana da oradan bir. Hadi 4 olsun. 3 verecektim. 4 olsun. Benim hatırıma mı oldu? Aynen, o da senin hatırına. Mustafa 4, Nevzat 5. Evet, Beşiktaş gelsin. Gelsin. Beşiktaş bu sezon bir tuhaflık yapmak istemiş. Ya Beşiktaş'ın formasını gördüm direkt. Bu da fazla kardeşim ama bu ne ya? Burada dikkatimi çeken garip şey ne biliyor musun? O kartal tüyü, bildiğin kuş tüyü koymuşlar buraya, doğru mu? İlginç gerçekten ya. Ya yeni sezon bir kere forma çıkıyor. Boğmuş biraz. Siyah koyu. Full evet, koyu renk. Full koyu. Beyazı çok yok. Şimdi ben bunu sıcakta giysem yanacağım. Şurada bir zamanlar Toyota yazıyordu. Manuel Fernandes zamanları falan. Değil ne güzeldi ya. Fernandes o forma çok güzeldi. Soldan böyle çatıla takıyordu falan. O forma vardı bende bu arada. Demişler ki böyle simsiyah bir forma yaptık bence. Buna bir kuş tüyü dikelim. Esprisi bu sene çok dönecek. Benden söylemesi böyle bir forma. Keşke dikselermiş. Basmışlardı. Değil mi? O zaman puanını alayım senin bir Beşiktaşlı olarak. 4. Yine 4. Ben de buna 4 diyorum. Eşit olmamız lazım bence. Ayrımcılık yapmayacağız. Abi onları. Adalet dedin işte. Görüyorsun Fenerbahçe'ye 5 verdim yani. Gönder Galatasaray'a gönder. Klasik ya, Galatasaray her sene aynı çıkarıyor gibi geliyor bana. Onun forma sponsorları nerede? Bir defa parçalı kesmiştir. Parçalı forma hep Galatasaray forması. Normal bir forma. Galatasaray'ın yeni sezonda bir şeyi var. Bence getir bakayım. İkisini birleştirsek bir forma çıkar. Mantıklı. Evet. Oğlum, bu da sponsor yok gibi. Ney bu? Bu tişört tarzı bir şey. Bu forma değil aslında. Al, al, al. Bu Nostalgist Icardi tişörtü bu bak, gördüğün aa, gibi. Icardi 99 aslan detayı aslan var. Aslan basmışlar. Şimdi biz hangisini puanlayacağız Galatasaray'da? Ya, tişörtü geçelim, formayı puanlayalım. Benim puanım Galatasaray klasikten devam ettiği için yani hani çok kötüleyemem bu formayı. Kötüleyecek bir yanı da yok, anladın mı? Ya 6. Ben 5 veriyorum. Klasik abi. Oğlum klasik. Yüksek puanlara çok kullanmayalım diyor Mustafa. Aynen. Gönder yeni forma gelsin. Çek aradan rastgele. Benim hadi favori formam geldi. Milan. Hakan'ımızın takımı. Hakan'ımızın takımı. Hemen. Oğlum çok güzel duruyor bu arada. Efsane duruyor. Kotun üstüne nasıl gider siyah pantolon veya? Efsane olmaz mı? Çok güzel olur. Okulda giyilir ha bu. Yemin ederim okulda giyilir. Bedeni de geniş, tam bana göre. Ben bunu giyeyim üstüme. Siyah kırmızı detayda çok hoş olmuş. Takımın renklerini direkt koymuşlar. Düz bir GS formasının üstüne İyi Milan geldi. Forması çok iyi geldi. İlaç gibi geldi, ne yalan söyleyeyim. Bir 10 üzerinden söyleyeyim. 8. Benden de bir 8. Milan'a benden de bir 8. Güzel. Tam verilmesi gereken puanı verdik bence. Bence de böyle gidiyoruz yani. Gönder gelsin. Geliyor geliyor. Aynısı. Tottenham mı? Nasıl aynısı? Oğlum aynı. Ama aynı yapmışlar. Beyaz olmaz üstüne böyle. Gri detaylar. Kırmızı da renk. Bu da güzelmiş de karışık geldi bir dakika. İlk bakınca gözüme bir karışık geldi. İşte gözüm burada bozuldu. Burada bu. Anladın mı? Burada yuvarlak detaylar, çizgiler. La bunu ben de tasarlarım. Bir sürü çizgi koy, bir sürü kareler koy. Doğru değil mi? Bence sallamış direkt. Çubuklar koymuş öyle. Belini. Bak şunu taklılık. Da sevmiyorum ben. Ne? Burada kareler falan var. Burada yuvarlaklar var yani. Hani iki kol bence aynı olmalı. Tottenham'a benim 10 üzerinden puanım 5. Sen kaç vereceksin? 6. Mustafa 6, Tottenham. Evet, bunu o zaman yolluyoruz. Çok bile eline yüzüne bu. Evet. 4 verecektim de.
Çok da kötülemeyeyim dedim. Geldi. Ne geldi? Juventus. Oğlum, Juventus'un formaları güzeldi lan. Bu ne böyle? Güzel abi. Neresi kötü bunun ya? Beğendin mi? Ben bunu çok beğendim. Beğendin mi? Beğendim tabii. Bir şey diyeceğim. Hemen benim bir şey dikkatimi çekti. Ne? Şurada şimşek şimşekler var. Benim hoşuma gitmedi. Çok saçma abi. Bu logodan olabilir mi sence? Şeyler ne böyle fırçayla boyamışın gibi. Düz beyaz tişörte siyah fırçayla böyle boyamışın. Bir şey yapmamışın ki burada. Tasarım şeyi yok burada. Söyle puanını. 8. Etkilenme benden. 8. Çok verdim Mustafa, ben söyleyeyim sana. Ben formayı beğeniyorum abi. Ben çok beğenmiyorum. Yani siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Juventus formasını puanlayın yorumlarda. Çok beğenmedim ben bu formayı. 8 diyorsun. Ben de 4. Yarı puanını verdim yani. 4. 4 abi, bundan 4'ten fazla çıkmaz hani. Geldi. Ne geldi? Manchester United. Böyle boynu geniş olanlar için böyle esneme payı mı vermişler buradan yani? Olabilir. Böyle bir şey mi var bunda? Şunu beğenmedim. Bu niye böyle ucuz yollu grafiker gibi tasarlamışlar bunu? Niye PNG değil bu? Oğlum harbiden niye etrafında şey siyah var? Niye böyle? Kollarda da bak şu detaylar var ama orada da bir esneklik isterdim ben. Evet, orada güzel olurdu lastik. Şuradaki gibi değil mi? Lastik güzel olurdu. Orta dediğim için ben 5 veriyorum. 10 ben, üzerinden ben 5. De buna 10 üzerinden 5 veriyorum. Anlaştık seninle orada. Acaba ne geliyor? Ne geliyor? Ben de bilmiyorum. Bakacağım. Barcelona! Ama yeni sezon değil. Değil mi? Aksine eski sezon. 2009 nostalji forma. Oğlum. O efsane maçtaki giyilen forma. Oğlum. Hazır mısın? Geliyor. El Clasico diyorsun. Aynen öyle. Messi yazmasa şaşardık zaten. Adamlar direkt Messi'yi basmışlar arkaya. Bence o maçı bilen nadir insanlar yoruma yazsın. Ne diyorsun? Yazsınlar, hemen yazın arkadaşlar. Abi formaya respect yani, anladın mı? 10 üzerinden. Ben veriyorum, 10 veriyorum. Barcelona'ya. 9. Daha güzelleri var çünkü. 9. 10'a 9. Ben bu formaya kıyamadım yani. 10. Direkt 10. Oha, Ajax beklemiyordum oğlum. Afrika milli takımının rengi değil mi bu? Tanzanya mı? Galiba olabilir. Şeyin, Samatta'nın oynadığı gibi. Aynen aynen. Kamerun pardon, Kamerun. Ha, Kamerun milli takım forması gibi oğlum bu. Aboubakar'a giydir sırıtmaz hiç. 3 yıldız farklı renklerde, garip değişik bir forma. Burada motifleri incelenmesi lazım oğlum. 3 tane çarpı var. Şöyle şu açıdan bakıldığında kameraya konmuş buraya bir kuş gibi yani. Bu formayı yapan kimse farklı bir şey yapmaya çalışmış ama yememiş maalesef. O yüzden 10 üzerinden 3 diyelim. Çok kötü duruyor yani. Bu forma giyilmez bu arada. Ben de 4. Evet, Arjantin forması geldi. Arjantin geldi. Yazıyor mu Messi? Messi yazmazsa kabul etmem. Messi yazmazsa puan kırarım. Bakacağım şimdi. Abi yaza yaza Arjantin'e Messi yazmadınız da Parades mi yazdınız? Yani Messi de vardır ya. Önde numaranın yazması da güzel, hoş. Arjantin bu rengi de çok güzel ya. Çok tatlı bir mavi değil mi? Giyilir. Az önce dediğin gibi PNG olarak bu. Arkasına okay, bakıyorum. Okey bu ya, okay ya. Sırtında güneş, güneş detayı. Arjantin 10 üzerinden 6. Sade formaları sevmiyorum ya. 10 üzerinden 7. Visksiz, güzel. Ben sadelikten yanayım genel olarak. Bu sezon formalarda şu sarı, siyahın üstünde sarı moda. Demek ki lan hepsinde öyleydi. Hepsinde öyle harbiden. Sarı siyah uyum yapmışlar. Şurada ufak detaylar var bak. Oha, o detayı görmezdim ben. Köşede üçgen. Abi çapraz detaylar gördün mü? Hı-hı. Aynı anda söyleyelim bence. Aynı puanı verecek gibiyiz. 1, 2, 3, 6. Bence de 6'ydı. Vallahi tam 6. İçimden geçeni okudum. Fener'in 5 yıldızlı formayı ver. Ver hemen Fener'in 5 yıldızlı formayı görelim. Açalım mı? Açalım. Nasıl mutlu oldu ya? Oğlum 5 yıldızımız var bizim. Bunu niye inkar ediyorsunuz ya? Fenerbahçe 5 yıldız abi ya. Bak, inkar etmesin kimse. Tarihimizi inkar edemezsiniz 5 yıldız. Paris Saint-Germain geliyor. Sence arkasında ne yazıyor? Messi. Lionel Messi geliyor. Evet, bu da tepette kalacak forma arkadaşlar. Messi Miami'ye gitti biliyorsunuz. 30 numara. 30 numara. Vay, geçişi gördün mü? Bir forma daha vardı sanki bu ya. Geçişi gördün mü bak? Koyudan başlıyor burada. Yumuşatma yapmışlar. Geçiş çok iyi. Şu geçiş hoşuma gitti benim. Modern duruyor. Modern tasarım. Paris Saint-Germain formalarını da severim. Giyerim. Günlükte de giyiyorum. Modif. Çünkü yakışıyor abi, sıfır yaka. Formaları sıfır yaka yapın. Ve yapmayın artık. Arkaya bakalım. Arkada da aynı motifler devam ediyor. Klasik, hoş, güzel bir forma. Yani ben çok bir tek buradan isterdim biliyor musun? Şu bölümün yine ayrı olmasını ve burada en azından kırmızı ya da beyazımsı, kırmızı daha hoş olur. Kırmızı beyazımsı şeylerin bu ayrı kısmının olmasını isterdim, bel kısmının. Öyle olsaydı bence 10 üzerinden 10'luk bir formaydı. Ama yine de çok iyi bir puan alacak benden söylemesi. Yorumum bittiyse puana geçelim. Olur. 10 üzerinden 9 diyorum ben. Paris Saint Germain'e 9 verdim yani. Ha, 8. 8 mi? Mustafa evet. 8, ben 9 diyorum. Sıradakini gönder gelsin. Oha, bir dakika, kaçırdık.
Detayı kaçırdık. Niye göstermiyorsun Mustafa bunları? Detaya bakın. Oo. Ben bu formayla devam edeceğim videoya. Geçin. Neyi bu? Hazırım. Ne oğlum bu? Pembe var, mavi var, beyaz var. Juventus. Pembe. Çok güzel olmuş bu arada. O diğer formaya göre çok iç açıcı. Logo da hoş. 3 yıldız da geçmemişler. Yaka da yuvarlak. Detaylar hoş. Bu aradaki böyle. Renkler de sade bu arada. Göz yormuyor. Değil mi? 10 üzerinden. 8. 9. 9 mu diyorsun? 9. Çok beğendim ben bunu. Aklına ilk gelen şeyi söyle. Real Madrid. Arda Güler. Heh, Arda Güler. Hadi sen açıyorum Arda Güler formasını. Arda bu sene bunu mu giyiyor? Evet. Arda Güler forması geliyor. Arda Güler? Ben girmem. Arda Güler giyiyor bu sene bunu. Çok hoş forma ya. Arda Güler forması geldi. Gold detaylar hoş. Görüyorsun. Boyunlarda, omuz kısmında. Logoda. Yakası çok hoşuma gitti. Logoda da aynı detaylar. Kol kısmında da aynı detaylar. Kollara bakın arkadaşlar. Kollar aynı birebir. Ben beğendim. Real çok düz formalar yapıyordu bu arada. Çizgili. Bozmuyordu. Evet. Bu sefer çok iyi olmuş. Oğlum burada bir motif var da bu motif bir canavar, yılan gibi bir şey mi? Ne bu böyle? Aslanın boynuna dolanmış bir yılan. Bir canavar gibi bir şey duruyor. Canavar gibi bir şey. Neyse özetle Arda Güler forması güzel bir forma. Ben Real Madrid'in de bu formalarını beğendim. Ben de beğendim. Ne yalan söyleyeyim beğendim. Halı saha yaparken giyilebilir. Arda Güler modu açılır. Çalımlar atılır. Goller atılır. Güzel giyilir. Gaza getirir bir forma yani. 10 üzerinden 10. Ben buna da 8 diyorum. 8'den devam ediyorum. Cristiano Ronaldo. Lan bu nasıl bir forma? Sarı formalar daha güzeldi. En azından bir şeye benziyordu. Bu neyin? Mavi, lacivert, siyah tonları. Araya da sarı. Halbuki siyah üstüne sarı da çok bu sene dediğin gibi. Her forma böyle. Sarı üstüne mavi ne abi? Ben bir gölge yapmışlar. Ben bu formayı puanlamak istiyorum. Yorumun varsa alayım senden. Yoksa direkt puanlayacağım ben. O kadar büyüdünüz. El Nasır. Ronaldo'yu aldın. Gustavo sende. Böyle forma yapılmaz ama değil mi? Yapılmaz. Ben de 3 veriyorum. Ben de Al Nasr'a 3 veriyorum. Ooo efsane bir forma yani. Haaland geliyor. Erling Haaland. Manchester City formasıyla devam ediyoruz. Ooo. Ya işte şu mavinin üstüne beyaz efsane duruyor. O da bir City'de var maalesef. Şeyde de çok vardı az önce. Arjantin forması da çok güzeldi. Evet o da güzeldi. Erling Haaland bak ismi böyle kıvrımlı yazmışlar. Düz Allah. Yazmamışlar. Gördün mü? Hani düz böyle yazmamışlar. Anladın mı? Anladım. Kıvırma efekti var. Evet. Adamın ismi çok tuhaf. İki tane A nasıl yan yana? Erling Haaland. He's go. Running nice. Bak bak yakada yeni şeyler var. Görüyor musun? Esneme lastik detayları. Lastikli ve mavi beyaz. Onun yanında çizgiler var. Bu çizgilerin anlamı vardır. Kirpik anlatmışlardır. Gibi bildiğin. Göz kirpiği gibi. Abi lan. Renk bile başlı başına 5 puan hak ediyor ki. 10 üzerinden 7. 7. Ben de 10 üzerinden 7 veriyorum. Tam 7'lik formaydı bu arada. Gönder. Şimdi hazırsan efsane forma geliyor. Hazır mısın? Hazırım. O ne zaman geliyor merak ettim. Napoli. Yine bir İtalyan forması. İtalyanlar yapıyor bu işi ya. Aa bu ne lan? E7 diyor. Kollara bak. Kol detayını beğendim. Oğlum kollar yakayla birleşmiş. Bir dakika şey bu nasıl bir kol? Bu nasıl bir kol? Oversize bildiğin. Battal boy gibi. Kollar yakayla birleşmiş direkt. O yüzden öyle duruyor bak. Şuradan ayrılıyor ya normalde kollar. Buradan ayrılmamış. Direkt şuradan ayrılmış. Değişik bir tasarım. Ne yazıyor orada? Ne yazıyor? SSCN. Ne bu? O zaman Napoli'ye puanın 10 üzerinden 6. Ben de bu Napoli'ye 10 üzerinden 5 veriyorum. Ben de. Kolları bunları bir değişik geldi. Tamam güzel görünüyor olabilir ama 5'lik yani bir forma. Geliyor o zaman. Gelsin. İngiltere'nin incisi. Arsenal. Arsenal'ı severiz. Çok işkence çektiriyor bize ama olsun. Yapacak bir şey yok. Arsenal deyince aklıma kim geliyor biliyor musun? Mesut Özil. Direkt. Çok haklısın. Bana direkt acılı günler geliyor. Şampiyon olamayan bir takım geliyor. Fenerbahçe geliyor, Mesut Özil geliyor, bir sürü acılar geliyor Arsenal deyince. Saka yazıyor arkasında. Bir giysek mi nasıl duracak? Bir deneyelim hadi. Ver giyeyim. Arsenal formasını giydirip Mustafa'ya. Çok iyi bu arada. Öyle mi devam etsek? Güzel duruyor. Olabilir. Neden olmasın? Kolu kötü durmadı bu arada öyle gözüktüğü gibi. Göründüğü gibi durmadı. Omuzla birleşik durdu. 10 üzerinden üstündeyken puan yaptım. Ben Arsenal hiçbir yerde kazanamıyor. Bari burada kazansın diyerekten ben 9 veriyorum Arsenal'a. Benden de 9. Üstüne Arsenal'de. Güzel olunca. Sen bu formayı alacaksın İbrahim abiden belli. Olabilir. Ben İtalya formasını aldım. Bunu da alırım. 9-9 verdik. Arsenal iyi bu arada. Altın detaylar da bu sene çok var. Sarılar falan.
Sarı bu sene moda oldu harbiden ya. Gönder gelsin yenisini kafana göre. Bir İtalyan incisi daha. Inter. Inter. Inter'in farklı bir forması. Inter'in deplasman formasıdır muhtemelen. Muhtemelen. Renklerden şaşınca böyle çok güzel oluyor bence. Kendi renklerinden çıkıyorlar ya. Mesela evet. Inter renginden çıkmış, beyazı koymuş. Evet. Üstüne mavi çok güzel sade olmuş bence. Okul forması gibi bence. Bayağı sade bir forma. Burada çubuklar var. Güzel ya. Mütevazı bence. Forma boğazlı yani. Tişört gibi bu arada yakası da. Beyaz tişört, boğazlı tişört gibi doğru. Beyaz tişört gibi. Lenovo klasik. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 6 benim de. Aynı fikir. İçimi okuyor bu çocuk ya. Anlıyorum formalardan arkadaşlar o yüzden. Evet, İngiltere'den devam ediyoruz. Manu. Manchester United. Manu direkt yakası dikkatimi çekti bak. Seversin. Yuvarlak yaka. Şey diyeceğim sana. Az önce logoyu beğenmediğin yine Manchester United değil miydi? Evet ama bu yine PNG yok bu evet, arada. Ama en azından arkası kırmızı, siyah değil. Yapamıyorsanız bana atın mailden ben yapayım size tekrar gönderirim arkadaşlar. Mustafa size çok güzel forma yapar arkadaşlar. Yakası çok garip. Şurayı kaldırıyorsun altından bir şey daha çıkıyor. Burayı da kaldırıyorsun altı burayı da kaldırıyorsun altı çıkıyor. Ama şu esnekliklerden kollara da yapınca daha hoş duruyor ya. Böyle siyah yapmışlar esnek gibi görünüyor. Ama bu kadar değil. City'nin geçen sezon forması logo ortada olan o forma çok güzel. Lala giyiyorum. Rashford yazıyor bu arada. Yazıyor evet. Şu arkaya şunu yapıştırıyorlar efsane güzel duruyor. Çok hoş. Telefon her yerde hoş. Bak arkada da şöyle bir detay var. Garip duruyor gördün düz mü? Düz gitmiyor bak ha. Düz gitmiyor. Buradan aşağı siyah. Siyah nereye kadar uzanıyor bakalım. Belinden devam ediyor bu siyahlık ve şu tarafta birleşip tekrar burada da aynısını yapmışlar. Formaya çerçeve yapmışlar bildiğin. Valla çerçevelemişler. Gölge desenleri de güzel. Tadında. Aynı anda gelsin mi? Gelsin. 5. 7. Benden 7 geldi valla. Manchester United'a. Rıza tabi gerçekten çok tuhaf bir insansın biliyor musun? Niye ya? Oğlum övdük o kadar. 5 ne alaka? İyi tamam öyle olsun. Ben övmedim sen övdün bence. Doğru olabilir. Belki de övmüş olabilirim hatırlamıyorum. Güzel forma deyip duruyordun oğlum. Koyacağım ben buraları görürsün sen. Hadi son 2 forma. Kaldı 2 forma. İtalyan milli takımının forması geliyor. Bir şey diyeyim milli takımdan çıktı bu arada. Milli takım formalarını 3 senede bir giyerler normalde. Her gün ben İtalya formalı birini görüyorum sokakta bu arada. Güzel yapmışlar oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu formayı överim ben şimdi. Siyah yeşil. Yaka detaylarına bak. Hep sen. Yapıyor bu adamlar bu sporu ya. Adidas. Kolda da aynısı. Heh aynen. Kolda i̇şte. Da aynı. Kol ve yaka detayları çok hoş. Bak, dediğim gibi oturuşu, köpürtmesi falan. Çok iyi formanın. Evet. Omuzlarında çizgiler var. Şurada 1, 2, 3. Adidas'ın klasik 3 çizgi. Puanla. İtalya milli takım forması. 10 üzerinden 3. Şaka tabii ki de 10 üzerinden 10. Şok oldum lan. 10 mu veriyorsun? 10. Ben 8 ben 9 veriyorum ya. 10 üzerinden 9 verdim ben. 9'a 10 güzeldir. Aslında harika bir forma geliyor ya. Biliyorum harika. Tam fotoğraf çekilmedik. Aynen öyle. Çekinip atmışsın zaten dün gördüm. Evet. Versace sponsorluğunda abi çok iyi yapmışlar ya. Bir şey diyeyim mi? Yaka detayları efsane. Oğlum çok güzel değil mi yakası? Çok iyi bu arada. Kollarında da yine aynı şekilde. Boyun ve kollar aynı olunca çoğu takımını öyle yapmış. Of bunun altı da aynı. Altında belinde de var aynı detaylar. Bu çok güzel. Ben bu formaya bayıldım ya. Videonun başından beridir. En güzel forma bu. Bak burada da çok bence güzel detay. Giyeceğim. Yani günlük forma bu. Günlük dışarıda giyilecek. Fotoğraf çekinecek. Halı sahaya gittiğinde tüm dikkatleri üzerine çekecek. Bir forma yani. Tam böyle prime bir forma. Dubai'ye gittiğini forma. Düşün. Altın kolyeni taktın. Herkes sana bakıyor. Benim puanım 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 bende. 10 verdi. Vallahi en güzel forma bu. Biz sona saklamışız. Son bir formamız daha var. Onun arkasına. Daha güzeli. Böyle kötü bir forma bence. Aga be. Bu nedir ya? Daha güzelidir diye anons ediyordum. Tam bize getirdiği formaya bakın. Maşallah mı yazıyor? Ha Muhammed Salah yazıyor. Sen puanla ya. Bu ne abi? Puanlamasak mı ya? Bu ne oğlum bu? Liverpool ne yaptın sen ya? Vereyim mi puan? Ver ya. 2. 2 yani. Helal olsun. Vallahi 2. Demek ki anlıyormuşum formalardan arkadaşlar. En iyi forma, en beğendiğimiz forma nerede? İtalya forması oldu. Hangisi? Bu sezonun en iyi forması bence. Bence de sezonun en iyi, en böyle değer verilmiş, özen gösterilerek yapılmış forması bu oldu. İkinci beğendiğim forma da Paris Saint Germain forması oldu. Bunu da çok beğendim. Bu da çok en güzel. Kötü forma da az önceki nerede o? En düşük puanlı formamız da Liverpool'un forması. Bu arkadaşlar ikişer puan verdik Mustafa'ya ortak olarak.
Genel olarak formalar bu şekildeydi. Çok eğlenceli, çok güzel bir video oldu. Güzel bu sezon oldu. Bu formalarla en önemlisi formaların içi güzel olsun. Futbolcular iyi goller atsın. İyi bence futbol de izleyelim. Bol bol güzel gol sevinçleri görelim bu formalarda. Arda Güler'in gol sevinçlerini değil mesela. Arda Güler'in Real formasıyla gol sevinçlerini izleyelim. Bu arada İlkay Gündoğan da herhalde Real Madrid formasını giyecek. Giyecek. İkisi bir iki Türk olarak güzel çok olur güzel, bence. Çok güzel olur. Evet, formaların hepsini alalım mı şöyle kapanış yap. Evet, bu videonun da burada sonuna geldik. Formalar bu şekildeydi arkadaşlar. Mustafa ile beraber çok güzel bir video oldu. Onunla sahada da videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtin Mustafa ile daha fazla video gelsin falan yazın ki. VS'ye atmamız lazım seninle. Anlayalım. Evet. Bak VS'ye davet ediyor beni. Olur mu? Olur mu? Siz yazın yoruma. İstiyorsanız yazın arkadaşlar. Evet. Güzel olur. Bence güzel olur. Gelecek videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.